Avukat Bey, şimdi bir hukukçu olarak 28 Şubatlar artık hiç yaşanmasın bu süreçler üzerinden 60 darbeleri, 80 darbeleri, 15 Temmuzları görmüşüz. Eldiven, sarı kız, Ayışığı, Balyoz, evet. Ergenekon say say bitmez. Yaşanmasın için hukuk ne yapmalı üstad? Yani yani hukukun yapabileceği bir şey yok. Hukuku var kılacak olan insanlar. İnsanlar ne yapmalı? Yani bu ülkenin insanları ne yapmalı? Hukukçularımız. Başladık. Bizler sadece hukukçular değil, bizler e, deminden beri anlatılan birçok hadise var. Bizler bu ülkenin insanları olarak kuralla yaşamayı biliyor muyuz veya talip miyiz? Biz adalet denilen şeye talip miyiz? İnsan gibi herkesin e, birbirine saydığı düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü, insanın ötekileştirmediği, karşıdakine saygı duyduğu bir toplumu var edecek miyiz? Böyle bir şeyi yaşayabilecek miyiz? Ee, bu yani işte demokrasiyi e, 100 yıla yakın zamandır deneyimliyoruz. Ee, pekala demokrasi de olabilir diye hangi sistemi yaparsanız yapın ama sistem sizi adil bir topluma götürüyorsa... İnsanın kendi bu dünyaya gelmişiz kendimizi gerçekleştirmek için. Nihayetinde kendimizi gerçekleştirebileceğimiz özgür bir hayat var kılabiliyorsak e, orası adil bir ülke olur. Orası yaşanabilir bir ülke olur. Biz kendi ülkemizi, kendi devletimizi, bir hukuk devleti, insanların ötekileştirmediği, kendinden bir şeyler kattığı, topluma bir şeyler katabildiği, saygı gördüğü bir Devlet olarak tanımlayacak mıyız bu devleti? Dolayısıyla bu bize kalmış bir şey. Biz nasıl yaşamak istiyoruz sorusuna vereceğimiz cevapla alakalı bir şey. Şimdi öyle görünüyor ki biz e, Cumhuriyet'ten beri, hadi başlatalım demokrasi te tecrübemizi. Cumhuriyet'ten beri çokça uğraştık demokratik e, bir toplumu var edebilmek için. İnsanların e, yönetime katıldığı sisteme katıldığı bir toplumu var edebilmek için çokça uğraştık. Ama e, görünen o ki 10 yılda bir darbelerle bizim yolumuz kesildi. Aslında hadiseye böyle bakmayalım. Biz de beceremedik. Sivil siyaset de sorun çözemedi. Yani e, her sivil siyaset iktidara geldikten sonra 10 sene sonra tevessül etmeye başlarsa, Hı -hı. Ee, ve darbeye zemin hazırlarsa adeta 12 Eylül'de 90 üzerinde şey aldı 12 Eylül e, darbesi e, anayasası evet oyu aldı. Bu bir öncesini biliyoruz evet tıpkı demin anlatılan komplolar vardı vesaire falan filan ama sonuçta e, bir şekilde o zemini de e, sivil siyaset e, sağlayamadı. Biz. Belki e, hukuk devletini var edebilmek için anayasal sistemimizi yeniden ama yeniden gözden geçirmek durumundayız. Bizim e, görünen o ki mevcut sistemimiz popülizm üretiyor e, ve e, liyakat ehliyet e, dediğimiz şey çalışmıyor e, ve sivil siyasetle biz önümüze gelen hadiseleri çözmekte müşkülat çekiyoruz, zorluk çekiyoruz. Bu da e, en azından 10 yılda bir darbe yapan askerlere bir imkan sağladı. Bu hiçbir zaman yapılan darbenin e, askerin kendi sınırından görev tanımının dışına çıkarak darbe yapmasını elbette meşrulaştırmaz. Ama e, biz bir arada yaşayabileceğimiz, insanca yaşayabileceğimiz bir sistemi kurmaya biz memuruz. Bunu becermek zorundayız toplum olarak. O zaman biz şunu... Hep birlikte düşünelim, nasıl bir anayasal sistemimiz olsun, nasıl bir devlet sistemimiz olsun ki, evet herkes sisteme katılsın ama e, o sistem kendiliğinden iyileri, liyakatlileri karar mercilerine taşısın, denge denetim sistemi olsun, kimse e, suistimal edemesin, ve siyasetçi halka şirin görünmek için e, onunla adeta rüşvet ilişkisi içerisine girmesin, Siyasatı, siyasetin finansmanı dediğimiz meseleyi biz çözebilelim ve e, en ufak sorun bile çevreden yukarıya doğru gittikçe çözülebilir olsun. Bilgi e, çevreden yukarıya doğru doğru şekilde yukarıya çıkıp doğru kararlara dönüşebilsin ve biz adilce yönetilen bir toplum olalım, bir devlet olalım. Bütün bunların hepsi yeniden kendi sistemimizi seçim sisteminden tutun, devlet yapısına kadar, başkanlık sistemine kadar, o denge denetim dediğimiz check balance diye nitelediğimiz varlığa kadar, kuvvetler ayrılığı olgusuna kadar, yeniden göz göz önüne alıp dizayn etmemize herhalde muhtacız ihtiyacımız var toplum olarak diye düşünüyorum. 28 Şubat aksi takdirde kuralların olduğu bir toplumda bir memur tırnak içinde bir memur kendi görev sınırının dışına çıkarak Sultan Bey'li'nin gelip de yolun ortasına en olmadık bir şekilde heykel dikme cüretini kendinde bulamazdı. Bir kurallı toplumda böyle bir şey olmaz. Kalkıp da o devletin başkanına, başbakanına küfür edemez. Ve bunun hesabı sorulur. Zaten böyle bir şey aklına bile gelemez. Böyle bir kaotik toplumu biz nasıl meşru kabul edebiliriz? Benim maaşlığını verdiğim ve ödediğim vergilerle maaşını alan ve bana hizmete memur kişi nasıl olur da bana tekebbür eder, büyüklenir. Ne haddine? Dolayısıyla e, vaka biz devlet dediğimiz zaman hepimiz devletiz. Hepimiz bu toplumun içerisindeyiz ve bir işlevimiz var. Bakkalından manavına kadar, e, hemşiresinden doktoruna kadar, yargıcından e, askerine, polisine kadar. Biz hep birlikte devletiz. Polis benden daha fazla devlet değil. Ya da asker benden daha fazla devlet değil. Beni bağlayan kurallar onu bağlamıyor değil. Hiç kimse kural dışında bu türlü şeylerle yok işte tarikatlar kurdurarak yok şey yaparak yani normal şartlarda e, bunun hesabı sorulur. Hesabı sorulduğu yerdir hukuk devleti. Böylesine bir kaos adeta e, üstadın anlattıkları şey e, e, kabus filmi gibi senaryosu, kabus üzerine yazılmış bir film gibi filmlerde seyrettiğimiz olmaz dediğimiz şeyler. Öyle değil mi? Yani. Böyle bir toplumda yaşanabilir mi? Veya nasıl önerilebilir? Dolayısıyla herkesin kurala saygı duyduğu, herkesin ötekini, karşısındakini saygıyla karşı, kendisi gibi düşünmeyeni saygıyla karşıladığı ve onun yaşama hakkını tıpkı kendi yaşama hakkı kadar kutsal bildiği <laughs> ee, bir zemine biz talip olmalıyız, özgür düşünceye talip olmalı Evet, ben Müslümanım dediğim zaman kendi dinimi ona anlatabilmeliyim. Bunun özgürce e, zemini bana sağlamalı devlet. Ha, o da konuştuğu zaman eğer e, ben konuşabiliyorsam ona saygı duyup onu dinleyebilmeliyim. O da kendi görüşünü söyleyebilmeli. Bu barış ortamıyla biz ancak İslamla yani barışla biz var olabiliriz evet. ee, diye düşünüyorum. Tam bir manifesto çizdiniz. Öyle mi? Yani hakikaten <laughs> e, bu bölüm özellikle alıp haber yapılıp e, yani nasıl bir Türkiye? Kimisi için ütopya bu söyledikleriniz. Yo hayır. Ama tam bir manifesto ütopya çizdiniz. Değil. Hayal yani gerçeğin anasıdır. Eğer doğru kullanılırsa. İslam kardeşliği. Eyvallah. Ümmet ruhu. Şu bağlamda söyledim çünkü bu ülkede. Benim darbecim iyidir mantalitesine sahip halen bir, bir ya yığınlar var diyelim. Yani sosyal medyada siyasi e, ideolojik fikirsel çatışmada tü, televizyon ekranlarında böyle halen yani o süreçleri alkışlayanlar 60 darbesini bayram olarak kutlandığı günleri hatırladığımız zaman e, geldiğimizde inşallah diyoruz. İnşallah. Amin diyor ve bunun için mücadele etmeliyiz hepimiz. Evet. Bütün meslek gruplarıyla